Alerji bir intolerans mı? Vücudunuzun bir maddeye karşı alerjik bir reaksiyon mu gösteriyor yoksa intolerans mı? Nasıl anlarsınız? Alerji aslında vücudumuzun basit ama güçlü bir tepkisidir. Örneğin bir gıda maddesine ya da gıda dışı bir maddeye her temasınızda vücudunuzun anında ya da ilk birkaç dakika içinde verdiği yanıta alerji denir. Alerji yanıtı aynı maddeyle her temasınızda aynı yerden ve aynı şekilde verdiği tepkiye denir. Bir gıda maddesine dokunuyorsunuz. Mesela peynire dokunuyorsunuz. Süt bazlı madde. Dokunduğunuz anda vücudunuzda kızarıklık, kabarıklık, kaşıntı oluyor ise işte bu alerjidir. Ve bunun her seferinde aynı şekilde olması gerekiyor. Buna biz alerji diyoruz. Tıpta bu tip 1 grup dediğimiz özellikle immünoglobulin E üzerinden olan reaksiyonlardır. Bir de intolerans kavramına bakalım. İntolerans kavramında aslında immünolojik bir yanıt yoktur. Biz bunu biyokimyasal olarak laboratuvarda bunu tespit edemeyiz. Yani intoleransımız olduğu bir maddeye karşı biz antikor testleri yaptığımızda bunu orada göremiyoruz. İmmünoglobulin E falan yükselmez. Biraz önceki peynir örneğine dönelim. Peynire karşı bir intoleransınız varsa ona her dokunduğunuzda o tepkiyi göremezsiniz. Ama onu tükettiğinizde, her tükettiğinizde mesela laktoz intoleransınız varsa buna vücudunuz tepki verir. İshal olabilirsiniz, şişkinlik olabilir, gaz olabilir, karın ağrısı olabilir. Ama vücudunuz ne yapar? Buna bir tepki vermiş olur ama laboratuvarda bunu göremezsiniz. Yani immünoglobulin E yükselmez. Bunun haricinde bir de duyarlılık kavramı var. Bu iki kavramla çok karışıyor. Duyarlılık, gıda duyarlılığı da bir alerjik reaksiyondur. Ve akut bir reaksiyon değildir. Yani bir gıdayı tükettiğinizde anında bir cevap alamazsınız. Bu bağırsaklarımızdan geçer bu gıda partikülleri yani sindirildikten sonra o gıdaya karşı bir duyarlılığınız varsa bağırsak geçişinde oradaki bağışıklık hücrelerimizle beraber bir kompleks oluşur ve daha sonra yani en azından bir hafta sonrasından bir vücudumuzda reaksiyon oluşur. Bu daha çok tip 3 dediğimiz gruba girer. Yani geç reaksiyon veren bir durumdur. Bunu da immünoglobulin G4 dediğimiz testlerle, gıda testleriyle immünolojik olarak yani laboratuvarda yakalayabiliriz. Bu da bir diğer kavram. Dolayısıyla gıda alerjilerinde eğer bir şeyden rahatsız oluyor iseniz ve laboratuvar testlerinde negatif çıkıyor ise bu bir intolerans olabilir, bu bir gıda duyarlılığı olabilir.